Bahiste şampiyon olanların adresi Misli 6. adamı sunar. Arayla Misli, Misli. Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Misli'nin sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle her hafta olduğu gibi bu hafta sonunda basketbolla açacağız. Evet, güzel bir İstanbul sabahına uyandık bugün. Son 2 gündür gerçekten hava mevsim normallerinin dışında adeta yazı andıran bir iklim var. Gerçekten keyifli bir gün. Hepinize şimdiden ailenize sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Basketbol anlamında da yoğun bir hafta geçirdik, keyifli bir hafta geçirdik. Temsilcilerimizin güzel sonuçları vardı. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapalım. Biliyorsunuz hafta sonları biraz daha interaktif programlar yapıyoruz. Sizden gelen yorumlarla, sizden gelen mesajlarla beraber. O sebepten Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesaplarındaki son gönderinin altına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Arzu ederseniz bana DM yoluyla da ulaşabilirsiniz diyelim. Başlayalım. Dün programda çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Eski milli basketbolcu Barış Ersek bizlerleydi. Programın büyük bölümünü kendisine ayırmıştık. Bugün artık Euroleague'e dönme vakti geldi bizim için de. Haftanın sonuçlarından bahsedelim. Temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Baskonya'yı perşembe günü oynanan maçta gerçekten oldukça farklı geçmeyi başardı. Maçtan sonra sürklase ettiği karşılaşmadan Anadolu Efes 97-76 ayrılarak kendini sonunda play-in potasına atmayı başardı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da dün oynanan maçta Alba Berlin'i 103-68'lik skorla farklı geçti ve güzel bir galibiyete imza attı. Galibiyetin içinde rekorlar var, güzel bir hikaye var. Buna gelmeden önce Beşiktaş maçına da değinelim. Euro Cup yarı final ikinci maçında Beşiktaş dün Fransız ekibi Bourg Bresse'i Sinan Erdem spor salonunda konuk etti. 16 bin kişilik Sinan Erdem'de biletler tükenmişti. Gerçekten siyah beyazlı taraftarların yarattığı müthiş bir basketbol atmosferi vardı. Buradan kendilerini de kutlamak lazım. Bu sezon Akatlar olsun, Sinan Erdem'de oynanan maçlar olsun, her daim takımın yanında oldular. Takım da bunun karşılığını verdi diyebiliriz. Dün kaybettikleri ilk maçın rövanşında Bourg Bresse 82-71'lik skorla geçti Beşiktaş. İlk yarıda aslında avantaj rakibin yanındaydı. Yani oyun olarak da, zaten ilk yarı skor olarak da Fransız temsilcisi önde bitirmişti karşılaşmayı. İkinci yarıda Jonah Matthews ve Matt Mitchell'ın biraz skor anlamında takıma katkı vermesiyle birlikte Beşiktaş oyunu çözdü ve 11 sayılık bir galibiyetle 82-71'lik skorla seriyi Fransa'da oynanacak son maça taşıdı. Maçın son bölümünde Matt Mitchell'ın yaşadığı çok talihsiz bir sakatlık vardı. Neyse ki sağlık ekipleri hemen sahaya girip müdahale etti. Oyuncu küçük dilini boğazından çıkartarak oyuncuyu orada çok hızlı bir müdahaleyle sorun yaşamadan tekrardan sağ kenarına aldılar. Kendisine de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Böylelikle Beşiktaş final kapısını aralamış oldu. Fransa'da oynanacak son maçta kazandığı takdirde temsilcimiz siyah beyazlar adını finale yazdıracak. Finalin bir diğer temsilcisi dün oynanan karşılaşmayla beraber belli oldu. Biliyorsunuz yarı final serisinde Euro Cup'ta 2 galibiyete ulaşan takım finale çıkıyordu. Paris Basket daha önce Beşiktaş'la aynı gruptaydı. A grubunda aslında birçoğumuzun yakından tanıdığı bir takım. London Lions'ı dün İngiltere'de oynanan maçta da mağlup ederek Euro Cup'ın ilk finalisti oldu. Bu sezon 21 maçta Euro Cup'ta çıktıkları 20 galibiyetlik bir dereceleri var. Tek mağlubiyetlerini de grup aşamasında evlerinde Beşiktaş'a karşı 63-62 skorla almışlardı. Beşiktaş gerçekten Paris gibi ortalama 100 sayı bulan grup aşamasında bir takımı 62 sayıda, kendi evinde 62 sayıda tutarak çok kritik bir galibiyet almıştı. İlk finalist de Paris Basket oldu. Baktığınız zaman kağıt üstünde en azından Euro Cup'ın en iddialı takımıydı sezon başından bu yana. Dün de söyledim, bunu birkaç gündür de söylüyorum. Mevcut kadro itibariyle sadece birkaç eklemeyle Euroleague'e en rahat adapte olabilecek Euro Cup takımıydı. Gerçekten güçlü bir kadroları var. Geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alman temsilcisi Telekom Basketbol'un koçundan olsun önemli yıldızlarına hepsini kadrolarına katıp mevcut çalışan bir yapıyı geliştirerek Euro Cup'a taşımışlardı. Bu sezonda bu anlamda başarılı bir çalışma olduğunu onlar adına gösterdi. Şimdiye kadar finalde ümit ediyoruz.
Rakipleri temsilcimiz Beşiktaş olur ve kupayı tekrardan Darüşşafaka'nın 2017 şampiyonunun ardından yaklaşık 7 yılın ardından tekrardan ümit ediyoruz. Beşiktaş ülkemize getirip Euroleague biletini alacaktır diye düşünüyorum. Buradan tekrardan temsilcimizi kutluyorum. Arzu ederseniz Euroleague'e geçelim. Dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe çok kritik bir galibiyet alarak Alba Berlin karşısında 20. galibiyetini aldığı haftayı 5. sırada kapattı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Olimpia Milano karşısında alınan mağlubiyetle 6. sıraya gerilemişti Fenerbahçe. Biraz daha kendini yukarı atmayı başardı. 2 hafta kaldı. Dünkü maçta çok özel bir performans vardı. Fenerbahçe'nin Amerikalı forveti Nigel Hayes-Davis tamı tamına 50 sayı atarak Euroleague'de bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu olma unvanını eline geçirmeyi başardı. Biliyorsunuz bu rekor daha önce Anadolu Efes'li Shane Larkin'e aitti 49 sayıyla. Nigel Hayes-Davis dün bu rekoru kırdı. Maç içinde 43 sayı atarak ilk başta Fenerbahçe adına Euroleague'de en çok sayı atan oyuncu rekorunu elde etmişti. Bitime yaklaşık 4 dakika kala. 4 dakika içinde de 50 sayıya ulaşarak sayı rekorunu kırmayı başardı. Nigel Hayes-Davis'in maçın son bölümünde kenara geldiği bir anda hem taraftarlardan hem Fenerbahçe'nin basın danışmanı sevgili İlker Üçer'den gelen baskıyla birlikte Koç Dimitris Sarın Asya Sike 300 Amerikalı yıldızı oyuna geri aldı ve maçın son bölümünde Scottie Wilbekin'in de çok kritik bir dokunuşu vardı diyelim. Hattımızda bir konuğumuz var. Basketbol editörü Alperen Erdoğan bizlerle. Kendisiyle dün hatta bu hafta oynanan Euroleague karşılaşmalarını konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Günaydınlar öncelikle. Seni cumartesi sabahı biraz erken uyandırdık sanırım. Evet, teşekkürler. Bir yandan daha iyi oldu. WhatsApp'tan da bana serzenişte bulunuyorsun. Program bitince tekrardan uyuyacağın için ama yapacak da bir şey yok biliyorsun. Euroleague'de bu hafta gündem epey yoğun. Bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Evet, tabii ki yani bu muhteşem lige ben de uykumdan biraz feragat ederek bir katkıda bulunabilirim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Sen biraz dediğim gibi serzenişte bulunduğun için ben dün gece 4'te yatıp bu sabah 7'de kalktım. O yüzden inan daha zor hayatlar da var. Bir şekilde başa çıkmak lazım. Adanmış hayatlar da var, doğru. Tabii ki. Evet, Nigel Hayes-Davis'in performansından bahsediyorum. Fenerbahçe dün aslında rahat bir galibiyet aldı. Şu küçük nüansı ekleyip topu sana atacağım. Maçın son çeyreğinde Nigel Hayes-Davis'in daha çok çizgiye gitmesi ve skor üretebilmesi adına Scottie Wilbekin Alba Berlin'in faul hakkını beşletti özellikle bu alana yönelerek. Burada takım arkadaşından bir destek geldi. Az önce de söylemiştim tribünlerden ve basın danışmanı sevgili İlker Üçer'in de Koç Sarınos Eskeviçus'a bir rekor hatırlatması vardı. Nigel Hayes-Davis kenara geldiğinde hep birlikte taraftarlarla birlikte takım arkadaşlarıyla birlikte Nigel Hayes-Davis Shane Larkin'in 49 sayılık Euroleague rekorunu kırdı. Takımın toplam 103 sayı attığını düşününce de 50 sayı gerçekten çok ilginç bir performans. Çok NBA vari bir istatistik oldu. Hani takımın yarısını tek bir oyuncunun atıyor olması. Ki, o yüzden bayağı güzeldi. Ki bu arada... Ayrıca... Evet, buyur. Ki bu arada sadece 29,5 dakika süre aldığında çok küçük bir not olarak ekleyeyim. Tabii ki yani ilk çeyrekteki performansından sonra zaten ben bir tık acaba mı diye düşündüm rekorla ilgili. Ama 49 o kadar zor bir sayıydı ki yani Larkin yaptığında biz şok olmuştuk. Hiç aklıma getirmemiştim bile. İlk yarıda 23'te kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Hani belki olur mu diye düşündüm. Ama 3. çeyrekte tekrar 15 attı ve ondan sonra senin de dediğin gibi tüm takım hatta tüm taraftarlarla beraber herkes tek yürek oldu ve sadece rekoru kovaladılar yani o saatten sonra. Çünkü maç çoktan kopmuştu. Nigel'da yani 3 kişinin üstüne penetre ede 50 sayıya ulaştı bir şekilde. Shane Larkin 49 sayı attığında yaklaşık bundan 4,5 yıl önce rekor 41 sayıydı ya da 44 sayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 44 de evet. 49 sayı attığında çok kırılacakmış gibi değil. Nitekim 4,5 yılda kırılmadı ki. Ondan önceki periyotta 4,5 yıldan daha uzun bir sürede söz konusuydu. Nigel Hayes-Davis'in bu rekoru da herhalde uzunca bir süre kendisine ait olarak kalacaktır. Aynen öyle. Çok zor bir oraya ulaşmak çok zor. Çok zaten insanüstü bir performans oraya ulaştı. Yani 9-3'lük gerçekten Euroleague için çok ekstrem bir sayı. Ya zaten biliyorsun Euroleague 3'lük rekorda Shane Larkin ve Andrew Gadelak'ta 10'la ki onlar oyun kurucu. Yani daha çok topu elinde kullanan oyuncular bir forvetin 16 denemede 9 isabet sağlaması ki 16 deneme yapması da zaten belli ki koç da elinin sıcak olduğunu bilip
buna müsaade etmiş. Gerçekten çok müstesna basketbol sahalarında, az, özellikle EuroLeague arenasında çok az görülecek bir performans sergiledi. Maç sonu röportajında zaten şey demiş. Arkadaşlarıma bugün DeJounte Murray performansı göstereceğimi söyledim. Bu da demek oluyor ki yani bugün çok top kullanacağını maç öncesi biliyordu. Bugün hissetmiş böyle bir şey olacağını. Sezon başında da zaten EuroLeague sayı rekorunu kırmak istiyorum diye bir beyanı da var. Sözün nereye şöyle diyebiliriz. Olması, aynen öyle yani. Tek sezonda gerçekleştirmiş oldu hedefini. Ki bu arada DeJounte Murray göndermesi de, DeJounte Murray de bundan bir gece önce Boston Celtics karşısında 44 şut kullanıp 18 isabetle 44 sayı atmıştı. Böyle bir performansı vardı. Çok verimli olmasa da en azından istatistik kağıdını doldurmuştu. Ona da küçük bir takılmış mı diyelim, bilemedim. Tabii ki. O kullanıyorsa ben neden kullanmayayım demiş. Ve bugün de neden olduğunu anladık. Ya eğer DeJounte Murray gibi bir %50 atsaydı, hani 44 top kullanımında 18 gibi, Savunas Yasikevicius zaten ikinci çeyrekte kenara alıp bir daha oynatmazdı muhtemelen. Ama evet, büyük ihtimalle. Altını doldurmayı başardı Nigel Hayes-Davis. Maç sonunda Savunas Yasikevicius röportajda Nigel Hayes-Davis'in 50 sayılık performansı sorulduğunda kendisine şöyle bir espri yaptı. İstatistik kağıdı vardı elinde, box score kağıdı. Sıfır asisti olduğu için onunla konuşmamız gerekiyor bir şeyleri soyunma odasında diye takıldı ona da. Gerçekten dün keyifli bir ortam vardı Fenerbahçe Beko'da. Aynen öyle. Peki EuroLeague'in genel sıralamasında dün Fenerbahçe Beko bu galibiyetle birlikte 5. sıraya çıktı. Artık kalan 2 maçı Anadolu Efes evinde oynayacak Fenerbahçe Beko ve deplasmanda Atina'da Olympiakos oynayacaklar. Gerçekten fikstürün zorlu kısmına giriyor Fenerbahçe son 2 haftada. Yani fikstürü, evet, bence şu an kendisi ve tepenin daha üst rakip ekipleri, mesela Monaco, Barcelona, Panathinaikos, bunlara göre en zor fikstür bence Fenerbahçe'de. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim üzerimizdeki her takıma karşı ikili averaj bizim elimizde şu an. Evet. Olympiakos harici. Onları da iki sayı farkla yenmiştik ilk maç. Bu maçta da kaybetmediğimiz sürece diğer takımlara karşı ikili averaj bizde. O yüzden onların kaybettiği herhangi bir puanda biz daha da yükselebiliriz. Ki bu arada ilk maçta ben de oradaydım. Fenerbahçe skoru çift hanelere çıkarttıktan sonra maç tekrardan bir ikinci yarıda özellikle geri dönüş olmuştu. Eğer o maç biraz daha farklı kazanılsaydı şu an Fenerbahçe çok rahat bir konumda olabilirdi. Tabii ki, ama zaten Olympiakos bizim altımızda bir yerde bulunduğu için onları yendiğimiz takdirde ikili averajın çok da bir önemi olmayacak. Yani evet, Atina'dan çıkacak sonuçta oldukça önemli. Evet, istersen Anadolu Efes'e geçelim. Dün de çok bahsedememiştik. Onlar da İspanya deplasmanında açıkçası maç önünde favori olduklarını söylemek pek mümkün değildi. Shane Larkin 28, öyle. Will Clyburn'un 20, X faktör olarak da Ercan Osman'ın 15 sayılık performansıyla çok kritik bir galibiyet alıp sonunda kendilerini play-in potasına atmayı başardılar. Yani Ercan Osmani gerçekten, hani sadece bugün oynadığı, ya o gün oynadığı performansla benim için bu sene tamam oldu yani. Çünkü çok önemli bir maçtı. Artık çünkü bunu da yenemeseler hiçbir şey kalmıyordu. Efes'in herhangi bir iddiası kalmamış oluyordu. O yüzden çok çok önemli. Belki de sezonun en önemli galibiyetiydi. Bundan sonra onu Fenerbahçe maçı için söyleyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü o daha da önemli bir konumda. Ama muhteşem bir maç çıkardılar. Çok yüksek tempoda. Oyunun kontrolünü hiçbir zaman ellerinden bırakmadılar Baskonya'ya karşı. Ki Baskonya oyunu biraz daha kendi kontrolünde oynamayı, tempoyu daha da düşürmeyi seven bir takım. Ama dediğin gibi Larkin ve Clyburn ve Ercan Osman'ın ekstra katkısı açık ara bir galibiyeti getirdi Efes'e. Haftaya İstanbul derbisi aslında iki takım için de biraz final niteliğinde olacak. Kaybeden takım son hafta öncesi ciddi yara alacak. Burada hatırlatalım, 5 Nisan'da Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i Ataşehir'de konuk edecek. Yani gerçekten herhalde neredeyse basketbol süper ligi final serisinin son maçı gibi bir önem arz ediyor diyebiliriz herhalde iki takım için de. Aynen öyle. Yani son 5 maçının 4'ünü kazanmış bir Efes var. Yani play'ini ne kadar istediklerini buradan anlayabiliriz zaten ki kazanma kültürü olan bir takım aslında buralarda değil de en tepelerde olması gereken bir takım, ama bir takım talihsizlikler oldu işte. O yüzden son 2 maçı da alıp bir şekilde, yani alamasa da Fener maçını, ondan sonraki maçı alıp şansını sürdürmesi lazım. Ama altta bekleyen 4 tane de Pirana var. Yani Partizan'ın özellikle fikstürü çok kolay. Alba Berlin ve Valencia ile oynayacaklar. Milano'dan bir beklentim yok. Milano şu an Anadolu Efes'in 2 galibiyet üstünde dahi olsaydı ben Milano'nun tökezleyip Anadolu Efes'in altına düşeceğini
şüphesiz düşünürdüm ki seninle hafta içi konuştuğumuzda Zalgiris maçı ne olur diye bir soru sormuştun. Bu diyalog galiba seninle aramda geçmişti. Ben şöyle bir şey söyledim. Evet, aynen. Milano geçen hafta Monaco ve Fenerbahçe'yi yendiğine göre bu hafta muhakkak Zalgiris'e kaybedecektir diye altına da imzamı atmıştım. Zaten sonuçta bu yönde oldu. Ya zaten Zalgiris bir anda kendi evinde üst üste oynayacağı 3 ev maçıyla beraber ben bekliyordum büyük sesle geçmesini ama Milano yine bir şekilde oraya çomak sokar diyordum ama sen haklı çıktın orada ve Milano'yu da yendiler. Zalgiris'e gelirsek Efes'in hemen bir altında ama çok zor bir fikstürü var. O yüzden ben onların bizi zorlayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Real Madrid maçları var ve Monaco maçları var. İkisinden de ben galibiyetle dönme şansları olduğunu düşünmüyorum. Şu an ama Partizan'ın fikstürü çok korkunç. Evet. Çok Anadolu kolay. Efes için en büyük tehdit unsuru Partizan olarak muhtemelen ön plana çıkıyor. Dediğim gibi Anadolu Efes'in Fenerbahçe maçı var. Kızıl Yıldız artık hedefsiz bir takım. Onu daha hedef ve galibiyet yüzdesi yüksek maç olarak yorumlayabiliriz ama özellikle Fenerbahçe-Beko maçı Anadolu Efes için sezonun kaderini belirleyecek. Evet, kesinlikle. Partizan'a gelecek olursak da Valencia'da 14 galibiyette. O yüzden evet. Valencia'da o maçı vermek kesinlikle istemeyecektir. Ama onların da bir kolay maçı var. Asfer maçı var. Yani hem Partizan hem Valencia çok kolay bir maçı kazanacaklar. Ama diğer maçlarını kaybederlerse ikisinden biri. Çünkü birbirleriyle oynayacaklar. Efes için yine bir avantaj olacak. Bu arada Anadolu Efes bundan yaklaşık 2 hafta önce eğer sürpriz bir şekilde Azvel'e kaybetmemiş olsaydı şu an ikili averajla Baskonya'nın yerinde 9. sırada olacaktı. Biraz daha rahat bir konumda olacaktı. Evet, evet. Bunu düşününce işte çok üzülüyor insan. Çünkü çok basit bir maç, hedef bir maç bile değil. Hani kaybetmek işten bile olmaması lazım ama burası Euroleague işte. Böyle bir lig. Ya, ümit ediyoruz temsilcimiz sezon bittiğinde Azvel maçına bakarak bir pişmanlık yaşamaz. Ya inşallah. Çok üzücü olur yani. Shane Larkin'le ilgili söylentiler vardı. Araya gitmeden önce 4 dakikamız var. Sana onu da sormak istiyorum. Basketball Maniacs. Evet, gördüm. İsimli bir site ki bu arada bu site bu haberi sildi. Öncesinde de yaklaşık 1 yıldır herhangi bir paylaşımları yoktu. Shane Larkin'in sezon sonu için Fenerbahçe'nin radarında olduğuna yönelik bir haber yaptı. Üzerine Total Basket Avrupa'nın en önemli basketbol sayfalarından biri bu haberi mentionlayarak doğruluğunu teyit ettiğini söyledi. Yani bana biraz şey gibi geldi. Delinin biri kuyuya taş atmış, 40 tane akıllı çıkaramamış. Çünkü Fenerbahçe'de Haziran ayında bir seçim var. Gelecek evet. Sezon için Saras Yesikevicius'un tabii ki talepleri vardır ama genel Shane Larkin profiline bakınca Saras Yesikevicius'la da hocanın çok isteyeceği bir profili andırmıyor. Yıllık 4 milyon dolarlık bir kazancı var. Fenerbahçe'nin buraya çıkacağını ben açıkçası pek düşünmüyorum. Şu an tek bildiğim dün ki bunu Ajan Spor'da özel olarak verdik. Daha önce programda da söylemiştim. Sezon sonu için Barcelona'nın listesinde yer alıyor Shane Larkin. Euroleague'de yine bir şampiyonluk ihtimali doğmazsa Barcelona için ya da Rubio ile yollar ayrılırsa beklentiyi veremeyip yüksek ihtimalle Barcelona'da harekete geçecek. Anadolu Efes kontrat uzatmak isteyebilir. Bu konuda henüz bir gelişme yok. Shane Larkin'in Fenerbahçe ve Barcelona iddialarını sana sorayım istersen kısaca. İşin maddiyat kısmından öte manevi kısmı benim için bence bu konuda şey. Ben Larkin'in Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe'ye geleceğini çok düşünmüyorum Euroleague'de. Bana çok mantıklı gelmiyor. İşin maddiyat kısmına gelecek olursak da İbrahim Kutlay'ın daha en son yeni katıldığı podcastlerden birinde bu muhabbet deniyor. Senin dediğin muhabbet. Twitter'da bu haberler çıktıktan sonra. Yani kim karşılayabilir bu mali bir maddiyat olarak Larkin ediyorlar. O da diyor ki ben bir takım biliyorum. Ondan sonra senin gibi Barcelona mı diye bir soru geliyor. O da diyor ki yok çok uzağa gitmeyin. Fenerbahçe olabilir diyor. Şimdi ben bunu duyduktan sonra bir tık acaba kulüp içinden bir şeyler duydu mu duymadı mı merak ettim ama 4 milyon gibi bir maliyet. Hele de başkanı değişecek olan bir kulüp ve yeni gelmiş bir koç bilmiyorum. Çok zor. Gerçekleşmez gibi geliyor bana. Ki şöyle Fenerbahçe'nin hala kontrat altında şu an Marco Guduric ve Scottie Wilbekin gibi iki tane kısası var. Yani tam Nick Calates'in kontratı bitiyor ama şu anda ne kadar doğru bir hamle olur. Tabii ki Shane Larkin Euroleague'de her takım ister. Fenerbahçe'ye de şüphesiz bir değer katacaktır ama yani Fenerbahçe'nin önceliği Shane Larkin olur mu? Ben bu konuda şüpheliyim. Ki şunu da ben Calates'e devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Shane Larkin'in vatandaşlıktan çıkarılma Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaşadığı bu tatsız hadiseden sonra kariyerinin Anadolu Efes olmadığı takdirde Türkiye'de devam etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Aslında böyle bir düşüncem var. Evet, aynen öyle.
Ya ilgilenebilecek yani Türkiye ile olan bağı, Türkiye ile olan bağı şu an sadece Anadolu Efes. Bundan bir sene önce milli bir oyuncu olduğu için kendinin de bir bağı vardı ama oradan koparıldığı için şu an Türkiye ile arasındaki tek bağ Anadolu Efes gibi duruyor. Bu da koparsa, yenileme olmazsa yani Barcelona gibi daha büyük dünya devlerine gidebilir. Çok da şaşırmam. Ya ben Barcelona ve Milano'nun bu bütçelere çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer oyuncunun artık 31 yaşında olduğunu düşününce hani 4 milyon dolardan ziyade 2,5 milyon dolar bandında 3 yıllık bir kontrat alacak olursa şayet burada farklı sürpriz adaylar da çıkabilir. Mesela Bayern Münih'in orta vadeli bir projesi olduğunu biliyoruz Pablo Laso'yla. Belki onlardan bu yönde bir atılım gelebilir şayet oyuncuyu projeye ikna edebilirlerse. Ben Partizan'dan sürpriz bir hamle bekliyorum. Onun haricinde dediğim gibi Milano ve Barcelona da diğer adaylarım olarak kafamda canlanıyor. Panathinaikos söylentileri var. Söylenti derken hani insanların yakıştırması diyeyim. Bütçeyi karşılaması anlamında. Ergin Ataman'la milli takımda yaşadığı problemden ötürü geçtiğimiz yaz Panathinaikos'un hemen gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Ya umarım benim tahmin ettiğim şey olmaz ama Jokubaitis Fenerbahçe, Larkin Barcelona'ya böyle bir şey de olabilir. Ya umarım olmaz. Ya Jokubaitis'in Fenerbahçe söylentilerini dinleyicilerimiz de duymuştur. Orada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin genç potansiyel yatırım yaptığı hali hazırda Yanmadar Bahçe Beko'ya gelecek. Jokubaitis elbette olabilir. Yanmadar belki ayrılabilir. Bunu bilemem. Henüz kimse bildiğini zannetmiyorum şu an sezonun şu aşamasında. Ama Yanmadar ayrıldığı takdirde adresi Maccabi Tel Aviv olmayacak. Kendisinin Tamir Blatt'le kişisel sorunları olduğu için Maccabi'nin bir diğer kısa oyun kurucusu. Özel kişisel sorunları olduğu için onunla aynı takımda bulunmak istemeyeceğini ben bizzat kulübe yakın birinden duydum. Madar ama dediğin gibi genç bir yıldız olduğu için yani Fenerbahçe'den ayrılması halinde çok talibi olacaktır. Ki bu arada ben Jokubaitis'ten daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim subjektif görüşüm. Tabii ki ben de öyle düşünüyorum ama tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Seni tekrardan burada konuk etmek isteriz. Benim için de seninle basketbol sohbeti yapmak büyük bir keyif. Aynen öyle. Benim için de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz. Bahis'te şampiyon oranların adresi Misi'nin sunduğu 6. adam devam ediyor. Hayırlı Misi, Misi. Evet, Misi'nin sunduğu 6. adamda çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Duyurumuzu yapalım. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerindeki son gönderinin altına yorum atabilir. Arzu ederseniz DM yoluyla bana ulaştırabilirsiniz diye belirteyim. Sonrasında dinleyici mesajlarımıza geçelim. Klopp'un gözlüğü, sıkı bir Radyo Spor takipçisi, kendisi de buradan selamlarımızı yollayalım. Dünyanın en güzel ve güneşli şehrinden selamlar Burak kardeşim. Bu arada kendisi Antalyalı. Buradan Antalya'ya da selam yollayalım. Gerçekten Antalya güzel ve güneşli ve hepimizin tatile ihtiyacı olduğu bu dönemde kendisine gıpta etmiyor da değilim. Ne olacak bu Galatasaray basketbol erkek ve kadın takımının hali? Vallahi bıktık, kapansın bu şube gibi bir mesaj göndermiş. Öncelikle kadın basketbolda en azından, erkek ve kadın basketbolda güzel iki adım atıldı. En azından orta vadede, en azından gelecek sezon için. Biliyorsunuz erkek basketbolda takımın başına artık Zvezdan Mitrovic'den amiyane tabirle kurtulunup Yakup Sekizkök getirilmişti. Ben kendisinin çok iyi bir koç olduğunu düşünüyorum. Galatasaray yönetimi eğer kendisinin arzuları, kendisinin istekleri doğrultusunda iyi bir takım kurarsa şayet Galatasaray için başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu sezonki Beşiktaş'a örnek gösterebiliriz Galatasaray için yol haritası olarak. Hani eğer çok ciddi bütçelere çıkılmayacaksa şayet. Kadın basketbol tarafında da takıma kulüp efsanesi Ekrem Memnun tekrardan koç olarak getirildi. Bu da çok pozitif bir hamle. Burada Galatasaray yönetiminin izlemesi gereken husus şu. Ki Galatasaray'da da bir seçim olacak yaz ayında. Yönetim değişikliği söz konusu. Koç Yakup Sekizkök ve Ekrem Memnun'un gelecek sezon için, artık bu sezondan açıkça söylemek gerekirse zaten hem kadınlarda Euro Cup'tan hem erkeklerde basketbol şampiyonlar liginden elenildi. Liglerde ciddi bir iddia söz konusu değil. Playoff tabii ki gerçekçi bir hedef ve gerçek olmak üzere erkek tarafı için söylüyorum. Ama tabii ki bir şampiyonluk ya da sürpriz bir şampiyonluk adayı değil Galatasaray. Bu bir gerçek.
yapılması gereken gelecek sezon oluşturulacak bütçe doğrultusunda, ki burada da biraz bonkör davranılması gerektiğini düşünüyorum koçlara. Koçların arzu ettiği hamleler arzu ettiği zamanda yapılmalı. Yani transferleri Galatasaray transfer dönemi başladıktan kısa bir süre içerisinde bitirmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa basketbol piyasasında market çok dar. Erkeklere gelecek olursak Yakup Sekizkök'ün sezon başı Daşka'da yaptıklarını gördük işte. Kyle Olman transferi olsun, David McCormack transferi olsun, ki sonra ikisi de kulübün bulunduğu durumdan ötürü Beşiktaş ve Galatasaray'a gitti. Hala Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün sezon başında aldığı galibiyetlerle su yüzeyinde durmayı başarıyor. Gerçekten iyi bir koç. Galatasaray'ın burada izlemesi gerektiği yolun, tekrar ediyorum, koçların istekleri doğrultusunda mümkün olan en iyi opsiyonlara yönelip en iyi hamleleri yapması. Böyle olursa gelecek sezon iki şubede de, hem erkek hem kadın basketbol şubesinde de Galatasaray'ın bu sezona nazaran daha başarılı olacağını düşünüyorum. Evet, Emre Sağlık'tan Twitter yoluyla bir mesaj gelmiş. Monaco'nun haftaya Zalgiris'e yenilme ihtimali olur mu? Eğer olursa Fenerbahçe 2'de 2 yapıp 4. sıraya çıkıp Monaco'yu 5'e indirirse güzel bir playoff eşleşmesi olmaz mı? Fikrinizi merak ediyorum. Öncelikle kendisine selamlar, sevgiler Emre Sağlık'ın. Ya, ev sahibi avantajını alıp Monaco ile eşleşmek güzel bir şey ama gerçekçi konuşmak gerekir. Zalgiris evinde evet tehlikeli bir takım. Evet, evinde yakın tarihte Panathinaikos'u da mağlup etmiş bir takım. Herkes yenebilir ama deplasmanda Monaco'nun Zalgiris'e ben fire vereceğini açıkçası pek düşünmüyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse tabii ki Euroleague'de her şey olabilir. Bu sezon bunu fazlasıyla gördük. Monaco'nun deplasmanda, ben dediğim evinde düzeltiyorum, Zalgiris'e fire vermesini beklemiyorum. Diğer maçına da bakınca ligin son maçında da Bayern'le oynayacaklar. Yani şu an en rasyonel senaryo Monaco'nun 2'de 2 bitireceği yönünde. Puan tablosu da önümde açık. Fenerbahçe'de 2'de 2 yaptığı takdirde burada hani bulunduğu 5. sırayı korursa şayet, en kötü ihtimalle bile 4-5'ten bir Barcelona eşleşmesi de Fenerbahçe için kanımca kötü olmayacaktır. Ben şahsen Barcelona'yı isterim Fenerbahçe karşısında. Çünkü onlar da kaliteli bir kadro olsalar da kırılgan bir takım. Fenerbahçe'nin alt edebileceği bir takım ve Fenerbahçe'nin koç departmanında ciddi bir üstünlüğü var. Barcelona'nın fikstürünü kontrol ettiğimizde de bu hafta Azvel'le oynayacaklar. Düzeltiyorum, bu hafta Maccabi'yle oynayacaklar. Kapanış haftasında Azvel'le oynayacaklar. Burada Maccabi'den bir sürpriz beklenebilir. Eğer öyle olursa Fenerbahçe ikili averajla Barcelona'yı altına çekeceği için 4-5 eşleşmesinde ev sahibi avantajıyla Barcelona çok güzel bir eşleşme olacaktır. Dediğim gibi rasyonel konuşmak gerekirse Monaco'nun kalan maçlarında mağlubiyet alması çok en gerçekçi ihtimal gibi durmuyor diyelim. Çok gerçekçi demeyeyim, en gerçekçi ihtimal gibi durmuyor. Ulaş Saygıl'dan bir mesajımız var. Kendisi de programın ve Radyospor'un sıkı dinleyicilerinden. Kendisine selam ve saygılarımızı iletelim. Yayını severek dinliyoruz, emeklerinize sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Sizin de varlığınız bizim için çok önemli. Burada birlikte biraz da sohbet konseptinde bir program yürütmeye çalışıyoruz hafta sonları. Fenerbahçe yüzümüzü güldürüyor. Umarım bu sene Final Four olur, iyi yayınlar demiş. Yani ben sezon başında bunu söylüyordum. Fenerbahçe'nin net bir Final Four adayı olduğunu. Tekrar ediyorum, sezon başında, yani daha henüz Dimitri Stoudis takımın başındayken de bunu söylüyordum. Şu anda Saras Yeskevicius'la oynanan basketbola baktığımda bu daha gerçekçi bir ihtimal. Playoff senaryolarında değerlendirmemizde, dediğim gibi, bu hafta Maccabi'nin deplasmanda Barcelona'ya bir sürpriz yapması durumunda Fenerbahçe ev sahibi avantajını da alacaktır. 4-5 eşleşmesinde Barcelona'nın ev sahibi avantajına rakip olacaktır. Güzel bir eşleşme olur. Mevcut durumda da Barcelona ile eşleşirse eğer Fenerbahçe ev sahibi avantajını verse dahi yine güzel bir eşleşme olacaktır. Şu an için ben Fenerbahçe'nin ciddi bir Final Four adayı olduğunu düşünüyorum. İsterseniz başka mesaj var mı diye bir kontrol ediyorum. Sonrasında da günün tahminlerini verelim. Dün verememiştik. Hemen başlayalım Basketbol Süper Ligi'nin gündemiyle. Günün ilk maçında saat 13'ü gösterirken Türk Telekom evinde Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk edecek. Manisa Büyükşehir Belediye playoff hattından düştü. Sezona çok iyi başlamışlardı. İyi de bir yabancı rotasyonları var. İyi bir takım olduklarını hala söylüyorum ama koç değişimiyle birlikte, Hakan Demir'le birlikte, Ahmet Kandemir dönemine nazaran biraz daha defansif bir oyun profilini benimsediler. Mevcut rotasyonda bunun ne kadar verimli olacağını
şahsen ben biraz tartışılır buluyorum. Nitekim sonuçlar da aslında bu söylediğimi biraz destekler. Nitelikte Türk Telekom'da geçen hafta Yukatel Merkez Efendi sürpriz bir mağlubiyet alarak playoff yarışında ciddi bir yara almıştı. Eğer kazansaydı şu an playoff hattında olacaktı Türk Telekom. Şu an aynı galibiyet sayısındalar playoff hattıyla. Düzeltiyorum. Bir galibiyet gerisindeler playoff hattının. Ev sahibi Türk Telekom'un 1.22'lik bir oranı var. Manisa Büyükşehir Belediye'nin 2.64'lük bir oranı var. Buradan selam olsun. Radyo Spor'da dinleyicilerin de çok yakından tanıdığı bir isim. Sevgili Caner Aydaş'la çok sık kullandığımız bir tabir var. Üst oğlu üst diye. Bu maç da öyle bir maç. Baremler muhtemelen değişiklik gösterecektir. Öncelikle bunu söyleyeyim. O yüzden oynamak isteyen dinleyicilerimizin mümkün olduğunca çabuk bir şekilde oynamasını öneriyorum. 162.5 üst baremi açılmış maç sonu için. Ben bu maçın net bir şekilde 162.5 üstüne gideceğini düşünüyorum. 163 sayı çıkacaktır. 1.60'lıkta bir oranı var. Bugün kuponuma ekleyeceğim cinsten bir maç. Maç Türk Telekom Manisa Büyükşehir Belediye basketbol için sizlere önerim 162.5 üst. Tekrar ediyorum, bu baremler değişecektir. Maç saatine kadar karşılaşma 1'de başlayacak. O yüzden oynamak isteyen dinleyicilerimiz elini çabuk tutarsa daha iyi olacaktı. Bu net bir kupon önerisidir bu arada bu maç. Ben eklemenizi tavsiye ediyorum. Günün ikinci maçında Darüşşafaka Lasta saatler 15.30 gösterirken evinde Yukatel Merkez Efendi'yi konuk edecek. Darüşşafaka yaşadığı finansal problemlere ve kabuk değişimine rağmen sezon içinde 12 galibiyetle halen playoff potasında yer alıyor. Yukatel Merkez Efendi geçen hafta aldığı galibiyetle birlikte Türk Telekom karşısında kendi düşme hattından çıkartarak Çağdaş Bodrum Spor'u oraya itti. Darüşşafaka'nın 1.36, Yukatel Merkez Efendi'nin 3.15'lik bir oranı var. Handikap baremlerini kontrol ediyorum. Yine son aylarda Darüşşafaka maçlarında olduğu gibi çok fazla barem açılmamış açıkçası bu maç için. Oynayacak bahis severlere çok fazla alternatif sunmamışlar. Hemen kontrol ediyorum. Alt üst baremi 169.5'tan açılmış. Gerçekten bana çok fazla geldi. Yukatel Merkez Efendi zaman zaman skorer bir takım oluyor ama iki takımın akıbeti için de çok kritik bir maç olduğunu göz önünde bulundurunca benim bu maç için sizlere önerim en üst baremden 171.5, yanlış görmüyorsam evet 171.5'tan alt oynamanız yönünde. Şunu da belirteyim, bu bir kupon maçı değildir. Ben şahsen kuponumu eklemeyeceğim. Sizlere de ciddi anlamda önermiyorum bu maçı. Günün son maçında keyifli bir maç. Bu da skor potansiyeli, skor hacmi yüksek iki takımın maçı. Saatler 16'yı gösterirken Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bahçeşehir Koleji artık playoff'tan ciddi anlamda havlu attı diyebiliriz. 3 galibiyetlik bir fark var playoff bandıyla Bahçeşehir Koleji'nin arasında. Pınar Karşıyaka da 4. sırada rahat bir konumda bulunuyor. Ev sahibinin oranı 1.16, deplasman ekibinin galibiyet oranı 2.98. Burada alt üst baremlerini kontrol etmekte fayda var derken epey yüksekten açılmış aslında alt üst baremleri. 172.5'tan açılan bir barem var. İlk yarı içinde 84.5'tan açılmış. Yani açılan barem açıkçası beni pek maçın üste gideceği yönündeki düşüncemden caydırmadı. Size burada iki önerim olacak. Maç sonu deplasman Bahçeşehir Koleji 81.5 üst ve maç sonu total skor 171.5 üst. Oranlarını da sizlerle hemen paylaşıyorum. 171.5 üstün oranı 1.57. Bahçeşehir Koleji'nin 81.5 üstünün oranı da 1.49. Bu iki seçeneği gayet değerlendirilebilir buldum. Programı kapatmadan önce isterseniz diğer majör liglerdeki karşılaşmalardan da bir iki tane seçki yapalım. İspanya Ligi'ni kontrol ediyorum. Evet, Baskonya Basket Zaragoza maçı var. Burada Baskonya'ya bir oran açılmamış. Ya önceden kontrol etmemiştim aslında bültenin İspanya Ligi kısmını ama Baskonya'ya bu sene sık sık oynadığın bir bahis var. Yüksek %50'de bir kazanma oranı var. Hemen onu kontrol ediyorum. Ev sahibinin skor baremine bakacağız burada. Ev sahibi 90.5'tan açılmış. Gerçekten tehlikeli bir noktada set çekmiş İdari Risk Merkezi. Bu maçı oynamak isteyen dinleyicilerimize benim önerim, her ne kadar barem yüksek olsa da Baskonya'nın 90.5 sayı üstüne çıkacağı yönünde. İspanya Ligi'nden bir maç daha alalım. Zunder Palencia Lenovo Tenerife karşılaşması saat 8'de başlayacak. Ev sahibi küme düşme hattındaki Palencia'nın galibiyet oranı 2.62. Lenovo Tenerife'nin oranı 1.22. Burada handikap baremlerini kontrol etmek istiyorum. Evet, çok güzel bir barem gözüme çarptı.
Lenovo Tenerife 3.5 sayı farkla kazanırın oranı 1.41. Bu da gerçekten misli kuponlara eklenebilecek oran katlamak için gayet güzel bir seçenek olacaktır. Lenovo Tenerife mutlak favori, İspanya Ligi'nin iyi takımlarından, Palencia deplasmanından 4 farklı galibiyetle rahat bir şekilde çıkmalarını bekliyorum. Son maçımızı da yine İspanya'dan verelim. İsterseniz Basket Girona deplasmanda Unica Malaga'ya konuk oluyor. Malaga da şu an İspanya Ligi'nde Real Madrid'in ardından 2. sırada, en yakın rakibi Barcelona ile arasında 4 galibiyetlik bir fark var. Rahat konumda da Malaga. Bu sezon gerçekten Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça rekabetçiler. Benim çok beğendiğim takımlardan biri. Oyun kurucuları Tyson Carter'ı da zannedersem yakın tarihte Euroleague'de izleme fırsatı bulacağız. Fırsat bulan dinleyicilerimiz, maçı izleyebilecek dinleyicilerimiz kendisini izleyebilir. Buradan da tavsiye ederim. Hemen oranları kontrol ediyorum. Ev sahibine 86.5'tan açılan bir oran var. Ben Unica Malaga'nın evinde 86.5 sayı üstüne çıkacağını düşünüyorum. 1.40'lık bir oranı var. Bu da misli kuponlar için güzel bir karşılaşma diyelim. 6. adamdan bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte 10-11 arasında Radyo Spor'da hafta sonunu bizle açmak üzere. Tekrardan hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Bahis'te şampiyon oranların adresi Misli 6. adamı sundu. Hayırlı Misli.